Beni bile görmüyorlar. Çünkü ikinci parti misafirimiz gelecek gene. Sanki böyle izine gidiyorsun da gece uyanmışsın, tuvalete gidiyormuş gibi soğuk yani. Merhabalar, öyle. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün hafta sonu vlogun ikinci bölümünü çekiyoruz. Bugün kayınvalidemler gelecek. Biliyorsunuz kayınbabam geçen haftalarda Türkiye'den gelmişti. Ondan sonra artık bize de gelmeye başladılar. Çünkü annemin aslında ehliyeti var, arabası var ama bizim ev bayağı uzak olduğu için ve yollarda biraz karmaşık olduğu için tek başına olduğunda gelmek istemiyordu. Tabii ki anlaşılır bir durum bu da. O yüzden şimdi kayınbabam da geldiği için gelebiliyorlar. Dün aramışlardı geleceğiz diye. O yüzden onları bekliyoruz. Şöyle bir etrafı toparladık. Yani bir de mutfak terazim vardı benim, o bozulmuştu. Çayları falan ölçüyordum ya, o bozulmuştu. Kendim şimdi içeride onu tamir ediyor. Biraz takırtılı içerisi. O yüzden burada açayım istedim videomu. Bitmiş galiba, bakıp da gitti. Şimdi ben millet gelmeden hemen bir çayımın ölçüsünü yapayım. Oradan şey bitti mi, oldu mu? Oldu. Olmuş, tamam. Çayımın ölçüsünü yapacağım. Ondan sonra da çay demleyip artık misafirlerimizi bekleyebiliriz. Vallahi akşam oldu neredeyse. Ben yemek yapmaya başladım. Deminden beri sohbet, muhabbet derken günü geçirmişiz aslında. O yüzden şurada yemeklerim hazır. Ne yaptım? Aslında fasulye var. Şurada Brüksel lahanası var, etli. Felah köfte. Bunu difrize koymuştum, yılbaşından azıcık kalmıştı. Onu kaynattım. Bir de pilav yapacağız, salata. Yani onu da yapınca sofraya otururuz diye düşünüyorum. Yani bugün aslında çok bir şey yapmadık gene. Günü bitirdik ama fazla bir şey yapmadık. Hemen şu yemekleri de yapayım, pilavı da yapayım. Birazdan görüşürüz. Yemeğimizi yedik. Şimdi size bugün rutinin nereden geldiğini... Burada. Yok, oynayışınızı çekiyorum diye ondan. Burada dede, babaanne, torun hasret gideriyorlar. Beni bile görmüyorlar. Melisa'cığım bak, kim kaz... Melisa annenle bak. Bak. Anneye bak bir anneye. Ne yapıyorsunuz ya Melisa? Dedeye dikkat et, acıtma tamam mı? Arpalar fazla geldi. Ben de Türk kahvesi yapacaktım şimdi, yemekten sonra içelim diye. Gürültüyü görün, sizinle paylaşayım istedim. Yani uzun süredir görüşmeyince yani böyle oluyor demek ki. Yani. Şöyle bir de... Bakayım hala boğuşuluyor. Ekmeğe kafası artır. En güzel olarak karışmamak diye düşünüyorum şimdi. Hemen bir Türk kahvesi de yapalım. Az sonra görüşürüz. İlk misafirlerimizi gönderdik. Şurada Türk kahvesi bardaklarım var. Onu kaldıracağım şimdi. Çünkü ikinci parti misafirimiz gelecek gene. Biliyorsunuz Kovadan dolayı gruplaşma yasak ya. Hani onun için böyle taksit taksit misafirliğe gidiyoruz veya geliyorlar. O yüzden şimdi annemleri gönderdik, uğurladık. Buradaki çay bulaşıklarını, kahve bulaşıklarını kaldıracağım. Az sonra bir misafirimiz daha gelecek. Onları beklemeye başlayacağız artık. Şimdi işlerimizi yapalım. Ben size diziden bir şey göstereceğim şurada. Emre'yi gösterdi. Ses etmezsem görmezsiniz zannettim ama. Görmez miyim? Bakar mısınız? Bulaşığını hani kendisi kaldırıyor. Az önce Emre yemekte yoktu. İşleri vardı, gelemedi. O yüzden yemeğini yedi ve bulaşıklarını kendisi kaldırıyor. Yani bu kadar yardımcının içinde çok şanslıyım galiba. Şimdi bunları kaldırayım daha fazla şey yapmadan. Çünkü her an gelebilir. Misafirlerimize gönderdik. Şimdi hemen ben buraları toparlayacağım. Büyük ışığı yaktım. Biraz zor görünüyor ışık olsun diye ama zannedersem beni de gözüm alıyor. O yüzden hemen buraları toparlayıp hazırlanıp yatacağım. Çünkü yarın malum iş günü, bu videoyu yarın da devam ettiririz. Merhabalar. Gördüğünüz gibi ben gene işteyim. Sabah erkenden geldim. İlk bölüm işimi bitirdim. Biz biliyorsunuz bir girdiğimiz yerde bir defa durmuyoruz. Böyle hani 2 saat orada, 2 saat orada diye pozisyon değiştirip duruyoruz. O yüzden ilk bölümünü bitirdim. Şimdi dışarı çıkmam gerekiyor. Dışarıdaki yerde duracağım biraz. Oradan içeri tekrardan. Çok soğuk, o yüzden ceketimi giydim. Yani böyle anlatmak istedim. Etrafı görüyorsunuz ne kadar sessiz değil mi? Aslında saat o kadar erken değil. Normal pandemi zamanı olmasaydı şu anda çok kalabalık olurdu buralar. Ama şu anda biraz daha sessiz. Tabii ki o pasaport kontrolünün arkasında geçeceğiz az sonra. Orada biraz daha kalabalık tabii ki. Transferler falan olduğu için, transfer uçuşları. Ama önce bir dışarı çıkacağım. Oradaki yerde bir kahvemi içerim herhalde, biraz dinleneyim. Nefes nefese kaldım yine.
Bu maske öldürecek beni galiba. Ah, dışarı çıkacağım şimdi işte. Oradan da içeri girdiğimde tekrardan görüşürüz. Da şöyle dışarı göstereyim size. Her zaman içeri gösteriyorum değil mi? Şöyle dışarısının havasını da bir görün. Çok soğuk şu anda. Aslında çok soğuk değil de benim biraz yorgunluk var herhalde o yüzden. Ah, ortam güzel ama sanki böyle izine gidiyorsun da gece uyanmışsın tuvalete gidiyormuş gibi soğuk yani. Öyle diyeyim. Eve geldim. Söylediğimden sonrasını iş yerinde çekemedim. Çünkü dışarı çıkıyorum demiştim ya, dışarı çıktıktan sonra şey yaptık, bize şeyler var, korona test çadırları kuruldu, bir de korona aşı çadırları var bizde, kocaman kocaman böyle hangar büyüklüğünde. Oralar hani bizim şeyimiz altında, güvenlik şeyini biz hallediyoruz. O yüzden oraları görmek istedim. Hani koronadan beri yoktu onlar. Aslında birkaç aylık bir şey. Hani yeni yaptılar. Ama ben çıkamamıştım her zaman içeride olduğum için. Şimdi hani hem içeride hem dışarıda olan bir günde olduğum için söyledim ben gidip bir göreyim. Çünkü eğer orada çalışıyorsam neyin ne olduğunu bilmem gerekiyor diye. Yani bize de öyle zaten bilmeniz gerekiyor ve onlar gönderiyorlar. Öyle şey yapınca da arkadaşla birlikte arabayı da aldık iş yerinin. Şöyle bir havaalanın etrafını dolaştık. Ne var ne yok çadırlarda falan diye. Yani şimdi en azından hani böyle korona test çadırı dediklerinde veya aşılanma falan dediklerinde hani gözüme bir görüntü gelebiliyor yani neyin nasıl olduğunu. Yani o yüzden de dolaşmak istemiştim aslında. Oradan gelirken de başka bir dışarı pozisyon var, oraya gittik falan derken aslında günümüzün yarısını hani arabayla havaalanı etrafında dolaşmakla geçirdik. Yani şimdi bazen arkadaşlar soruyor sıkılmıyor musun diye. Aslında hani 18 seneyi geçti benim bu iş yerinde çalışmaya başlayalı havaalanında. Bazen oluyor çok sıkılıyorum. Ama bazen oluyor da böyle her gün değişik şeyler yapabiliyoruz. Düşünebiliyor musun? Sabah geldi. Biriksel bir şey yaptıktan sonra iş yerine arabasını aldık ve havaalanı çevresini dolaştık. Geçen sefer biliyorsunuz oradan oraya hani koşturmaca bir oraya git bir buraya git. Yani aksiyonlu oluyor yani. Çok heyecanlı şeyler olmasa da aksiyonlu oluyor oraya buraya git diye. Ondan çoğu zaman sıkılmıyorum açıkçası. Bazen sıkıldığım olsa da çoğu zaman severek gidiyorum çok şükür. O yüzden hele şu korona döneminde evden çıktığımıza şükrettiğimiz için. Gelen giden de oluyor gerçi. Allah gelen giden eksik etmesin. O yüzden böyle yani. Neyse ben şimdi eve geldim. Evin önünden bir size tekrardan merhaba diyeyim dedim. Şimdi eve gideceğim. Az sonra Kamil işe gidecek. Onu göndereceğim. Sonra da Melisa gelir. Emre evde derken klasik ev hayatımıza dönebiliriz. Valla sabahçı olunca böyle oluyor galiba. Arkadaşlar Kamil işe gönderdim. Şöyle koltukta oturdum. Şöyle burada otururken böyle işim geçmiş ya. Uyumuşum. Ama çok iyi geldi. Daha Melisa'nın gelmesine vakit var. O yüzden iyi oldu ya böyle. Daha sonrasında da bakacağım dediğim gibi şimdi daha sonrasında demeyeyim. Yapacak birkaç işim var ama hepsini yapar mıyım, yapmaz mıyım? İşleri yapar mıyım, başka bir şey yapar mıyım? Hiçbir fikrim yok dediğim gibi. O yüzden az sonra bir bakacağım. Evet, Melisa Hanım'a da paket geldi. Şöyle bir şunu çıkartalım üzerinden. Şöyle. Tamam bakın. Burada onun paketi var. Açmadım. İçinde ne olduğunu biliyorduk. O böyle de ben gibi paket açmasını çok seviyor. Bir gelsin kendisi göstersin diye. Az önce aradı geliyormuş. Paketin geldi deyince sevindi. Koşa koşa geldi. Geliyor yani. Az sonra gelsin de bir açın birlikte. Ben de çayın altını açtım. Şeyin, şu çaydanlığın altı şey olmuş. Kapanmış, soğumuş o yüzden. Onu açtım. Çayımı alacağım. Ondan sonra da lazanya yapmayı başlarım. Bugün çocuklarla yalnızız. O yüzden lazanya istediler. Lazanya yiyeceğiz. Melisa geldi. Şimdi paketini açacak. Bakalım neymiş. Aslında biliyor değil mi? Hayır, dikkatli olabilecek misin o bıçakla? Makasla niye yapmıyorsun onu anlamıyorum. Kesilmek istemiyorum. Yani makas da olur öyle şeyler. Hadi bakalım. Tatam. Biliyor musun artık ne olduğunu? Ceket. Evet, ceketin. Hadi çıkart da bir bakalım bir nasılmış. Ne kadar çabuk geldi. Evet. Evet, bence güzel ama tam ışıkta duruyoruz. Ters durduk böyle. Bakayım bir üzerini şöyle tut. Çok güzel. Bir giyebilir miyim? Giy tabii ki. Yapmaz. Bakayım.
Önce bir şöyle dur, bir kapatmadan bir bakalım. Ay çok güzel oldu. En azından bacaklarını da örtecek, üşümeyecek. Şöyle bir döner misin arkanı? Hmm, çok güzel. Rengi de çok güzelmiş. Mor. Mor. Açık gözüküyor değil mi? Değilmiş. Bayağı büyük bir şey. Böyle yukarı kaldırmak istiyorum. Evet. Böyle ne böyle olmuyor. Şu da şu tarafta yapma. Şu deni çok şöyle. Fazla geliyor. Evet. Bence çok güzel oldu. Güle güle kullan tatlım. Şöyle. İyi sıcak günlerde. Teşekkürler. Bir şey değil tatlı. Ay böyle eski molar gibi oldun değil mi? Ama ben beğendim. Bence de çok güzel yakıştı sana. Rengi de güzel oldu. Tam sevdiğim. Sıcacık yersin. Hadi bakalım sıcak günlerde. Şimdi lazanya yapacağım. Terledim. Çıkar lazanyamızı yapalım. Lazanyayı. Lazanya seversin. Yalın. Hadi yapalım. Abi de gelir az sonra. Bence güzel oldu ceket. Kendisi beğenmişti. Her şeyiyle, rengiyle, modeliyle. Hepsini kendisi beğendi. Artık bizim beğendiklerimizi değil, kendi beğenmek, yani seçmek istediklerini beğeniyor. Beğendiklerini şey yapacağım. Derek'in kendi markasından bu lazanyadan deneyeceğim. Şu sebzelerden de koyacağım. Normalde sebzesiz yapıyorum. Şöyle kıymamı. Bu kıyma bu arada internetten getirdiğim kıyma. Şöyle göstereyim. Kavururken her yere batırdım. Yani buralarına dikkat etmeyelim. Şöyle. Bakın bence çok aşırı yağlı değil. Görünüşte çok yağlı gözüküyordu ama şöyle göstereyim. Ama aslında yağ oranı bence uygun şu an için. Lezzetini de kontrol edeceğiz sizlerle. Dedim ya internetten ilk defa daha sipariş ettim etleri diye. Onun için şunu yapacağız. Şimdi ben etlerimi zaten kavurmuştum. Geri kalan bunun üzerinde yazan gibisiyle halledip fırına vereceğiz bakalım. Normalde pek sebze koymam dediğim gibi ama bunun üzerinde böyle görünce sebze de güzel olabilir diye düşündüm. Aslında ben sade daha çok seviyorum. Ama sebze koyacağım. Bakalım nasıl sebze diyor burada. İtalyan sucrunt diyor. Artık İtalyan artık bunların şeyini bilemiyoruz. Bu da olur ya. Sadece biber falan var içinde ama olsun. Maalesef sebzelerimi koyamadım. Çünkü bunları difrize koymuştum ben. Çürümeye başlayacaklar diye. Çünkü alındığı gün yapamadım. Ertesi güne kaldı. Daha da şey olmasın diye difrize koymuştum. Ama içinde sadece soğan ve pırasa olduğu için maalesef hani iyi olmamışlar diyeyim artık. Ben öyle diyeyim. Siz gerisini anlayın. Yani daha da fazla şey yapmayayım. Ben de şurada kabaklarım vardı. Kabak ilave ettim sadece. Şöyle birkaçın içine koydum. O anda zaten fark ettim iyi olmadıklarını. Sebzelerimin. Neyse. Canımız sağ olsun artık bir paket sebzemizi boşa harcamış olduk. Bugün de her şeyime hani ters gider demeyeyim ama yanlış gider. Bakar mısınız? Dikkat etmeden almışım. Galiba en azından dikkat etmemeden aldığımı düşünüyorum. Çünkü bu neymiş? Bakın burada ne diyor? Buğdaylı mı deniyor? Kepekli mi? O şekildeymiş şu lazanya yaprakları, makarnaları. Yani sadesi değil. İnşallah lezzetine bir fark olmaz. Çocuklar severler. Dedim ya sebzemiz yapalım diyorum. Olmuyor. Bunu yapalım diyorum. Farklı çıkıyor. Ben de diyorum açtığımda neden bu kadar böyle bir kahverengi. Meğerse kepekliymiş. Bakmışız. Bir ona bakalım. Sütümüz var. Suyumuz var. Tamam. Hepsini sosun içine koyup kaynatacağız. Yani kolay. Tamam. O kadar uzun zamandır yapıyorum ki ben lazanya aslında neredeyse her ay bir defa yaparız. Ama inanır mısınız her yaptığımda